Merhaba. İnsan Tarafı yayınıyla karşınızdayız. Bu bizim ilk yayınımız. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrenciler olarak biz bu programı hazırlıyoruz. Ben Bercan Aktaş, arkadaşım Gökberk Ertunç'la birlikte bu programı sunacağız sizlere. Bugün ilk yayınımızda konuğumuz Profesör Doktor Murat Belge. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve sizi tanımlarken ki herkes tanır diye tahmin ediyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, Taraf Gazetesi yazarı, İstanbul şehir rehberi, aşçı, balık sevdalısı, pek çok kitabından tanıdığımız aynı zamanda tarih yazan bir tarihçi. Murat Belge, siz kendinizi nasıl tanımlarsınız hocam? İşte aşağı beş yukarı herhalde böyle tanımlarım. Bir de kaptan ehliyetim var. Peki. Hocam, insanlar da ilk başta tabii isimlerini öğrendikten sonra insanların öyle hitap ederiz. Ben bir anımı anlatayım, size öyle başlayayım. Sizin dersinizi seçecektim. Batı medeniyeti dersi açmıştınız. İyi düşünmüşüm. İşte Batı medeniyeti dersini açarken ben Murat Belge ismini bir türlü bulamadım. Ha. Meğersem ders listesinde Mehmet Murat Kadri Belge diye geçiyor sizin isminiz. Evet. Mehmet ismini kim koydu, Kadri ismini kim koydu, neden Murat'ı tercih ettiniz siz? Şey herhalde, ne kadar topluma açık bir insan olduğumu, yani birkaç kişiye yetecek kadar adım var böyle bir. Şeyden geliyor bu tabii, aileler doğan çocuk üzerinde hak iddia ederler ya, yani baba tarafı diyor işte bilmem ne de olsun, ana tarafı. Sonunda hepsini birden şey yaparak bir araya getirerek işte anne tarafından Yakup Kadri'nin Kadri'si olsun. Baba tarafından benim dedem Mehmet Asaf'ın Mehmet'i olsun. Peki bu zavallı çocuk ne yapacak bu kadar isimli diye soran, düşünen de yok. Şimdi tüm bunlar üstüme kaldı şey gibi, İspanyol asılzadeleri gibi. Onlar da böyle Don Manuel, Silvestre, Jose Juan bilmem ne falan diye gider. Ben de böyle bir şey, çok isimli bir adam oldum. Neden Murat'ı tercih ettiniz de? Mesela Yakup Kadri'nin yeğenisiniz, dayınız oluyor değil mi? Onu zaten annem babam tercih etmişler. Yani öbürleri zaten fazlalık. Şey, tramvaya sonradan binenler Murat olsun istemişler. Onun da bir komik hikayesi şey... Yahya Kemal'le karşılaşıyor. Annem bir yerde bir işte çocuklu olmuş falan. Adını ne koydunuz? İşte Murat diyor. Yahya Kemal anlamıyor. Murat anlıyor. Ya neden Murat diyor. Bu sefer annem anlamıyor. İşte Murat öyle koyduk. Bu böyle bir zaman devam ediyor. Niye Murat, niye Murat? Benim bakımdan değil de Yahya Kemal'in şeyi anlamaması ilginç. Ama adama da kabahat bulmak mümkün değil. Yani Cumhuriyet'le birlikte böyle acayip isimler konduğu için git al, getir, vur falan gibi Öztürkçe isimle vur at diye bir isminde olabileceğini düşünüyor yani adam. Kim Allah bilir vardır da yani. Olabilir. Olabilir. Şimdi isminizi koyan lardan birisi de babanız. Evet, herhalde. Burhan Asaf Belge. Evet. Babanız milletvekilliği de yaptı Demokrat Parti'de. Ben şunu merak ediyorum aslında, yani evet, isminizi koydu herhalde Türkçe bir isim olsun diye de düşünmedi. Hayır. Babanız. Hayır. Araştırdığımızda babanız Muğla milletvekili hocam. Siz de Ankara doğumlusunuz. İzmir'de büyüdünüz, İstanbul'da yaşadınız. Babanız Şam doğumlu. Hı hı. Muğla nereden çıktı? Muğla ile ilişkiniz nedir? Yani neden babanız Muğla milletvekili? Herhalde ilişkimiz olmadığı için. Şu tarihlerde yani bunun geleneği tek parti geleneğiyle gelir. Yani tek parti geleneğinde milletvekili seçilen adamın seçildiği yerle bir alakası olması düşünülmez. Yani. Bu bir miktar herhalde işte çok parti, Demokrat Parti falan burada da devam etti. Siyasi kültür devam etti, çok parti olsa da siyasi kültür 57 seçimi değişti tabii ama
57 seçimlerinde herhalde Menderes dedi ki Muğla'da biz kazanırız. Bu Burhan'a da bir milletvekili yapmak lazım. Oraya koyalım dedi, oldu. Tabii daha önce şey vardır meşhur, Nadir Nadir'in Muğla milletvekili adaylığı. Tabii. Cumhuriyet Gazetesi'nden bildiğimiz. Evet, onun da hiçbir ilişkisi yok. Hatta o orada konuşma yapmaya da gidiyor. Ayrılırken de or var Muğla'dılar diyor. Fransızca. Evet. Evet hocam, bir gündelik hayatınızı da merak etmiyor değiliz. Zaten İnsan Terapi programının konsepti de bu. Siz de ilk konuğumuzsunuz. Tekrar hoş geldiniz. Eyvallah olsun. Hocam bir gününüz nasıl geçer? Sabah kaçta kalkarsınız? Gece kaçta yatırma bağlı. Kaçta yatarsınız? Epey geç yatarım. Yani öyle çok insanlar ikiye ayrılır. Çeşitli yani böyle fıkralar falan da vardır da. Yani bir sabah adamları vardır. Bir de nokturnal gece adamları vardır. Ben akşamcılar kategorisi mi hocam? Akşamcıdan öte gececi. Gececi. Yani akşamcı daha çok istimal ettiğin şeye bağlı. Yani bu kaçta yatarsın meselesi. Ben nokturnalim. 2-3'ü. Babam da öyleydi. Yani herhalde genetik bir tarafı da var işin. Geç yatarım. Öyle erken kalkmaktan haz etmem. Grup seyretmeyi severim ama şafak seyretmeye şeyim yoktur. Merakım. Peki sabah kalktınız. Kahvaltı aşamasındayız. Ne yersiniz hocam? Kahvaltıda öyle vazgeçemeyeceğiniz yiyecekleriniz var mıdır? Sonuçta yoğun bir gününüz geçecek belli ki. Yazı yazdığınız günler oluyor, ders verdiğiniz günler oluyor. Yok yani genel olarak işte beyaz peynir, ekmek falan. Hani esaslı kahvaltı edeyim diyeceğim zaman biraz da İngiliz mektebi falan işte İngiliz edebiyatı işte bacon and eggs. Onu yaparım. Kendim yaparım. Peynir bizim kahvaltıda, Türk işi kahvaltıda daha bir temel bir şeydir. Ben de yani beyaz peyniri kabul ederim. Bazen kaşar. Ama yani kaşar da öbür peynirlerdi. Hatta işte Avrupa peyniri onlar benim için kahvaltılık değil de daha şey keyfetme zamanı, akşam yemeği sonrası falan. Onun için yani oldukça şey, sade bir kahvaltıyla hallederim ben sabah işini. Peki hocam, siz hangi balıkları tercih edersiniz? Şimdi benim balık tercihim diye bir şey yok. İnsanlar arasında demokrasi çok zor ama balıklar arasında demokrasi vardır. Yani bir balık öbüründen üstün değildir. Zamanı önemlidir. Zamanını denk düşürdükten sonra yani Haziran'da lüfer tavsiye etmem ama Eylül'deysek lüfer yani. Lüfer o zaman. İlk düşüneceğimiz bunun gibi yani şeyleri vardır. Yoksa iyi pişirmesini bildikten sonra gerekli muameleyi balığa gösterdikten sonra hepsinin yeri ayrıdır ve bir yani en hani İstanbul gibi bir yerde istavrit. İstavrit. Peki balık ne zaman güzeldi? Yani istavrit şey yani her an tutarsın. Ben mesela hayatımda gidip balıkçıdan istavrit almadım. Tamam. Yani para verilmez yani. Duta da para verilmez. Ağaçtan yenir. İstavrit de kendin tutarsın yersin. Ama kendin tutup yediğin istavrit en pahalı satılan şeyden, balıktan daha iyidir. Hiç böyle denize çıktığınızda istavrit bolluğuna denk gelip de onu satma girişiminiz oldu mu hocam? Satma girişimi olmadı, hayır. Onu daha çok yemek. Peki biz edebiyattan devam edelim. Hocam edebiyat profesörsünüz. Maalesef. Maalesef. Neden maalesef, hemen bunu sormamız lazım. Pişman mısınız edebiyatçı olduğunuzdan? Yok değilim aslında. Biraz da hani şaka olsun diye söylüyorum. Edebiyat benim esas şeyim. Şimdi değil de ben bunu olurken düşünmüştüm. Edebiyat nedir? Benim aşkım mıdır yoksa üzerinden para kazanacağım alan mıdır?
Onun için yani yapmasam mı böyle bir şey diye böyle bir zaman geçirdim. Hangisi, aşkınız mı yoksa üzerine para kazandığınız bir alan mı? Yani üzerine para kazanıyor olmam edebiyat hocası olarak bunun aynı zamanda aşkım olmasını engellemez diye bir karar verdim, bir uzlaşma vardım ve... Evet, hayatta da böylesiniz herhalde yani sorun önünüze çıkan sorunları uzlaşarak çözmeye çalışan. Genellikle evet, genellikle. Edebiyatla bir de şey, edebiyatla başladım hayatım, edebiyat ama devamlı etrafında böyle şeyler, daireler çizerek edebiyata geldim. Çünkü edebiyata gelmek için tarihi bilmek lazım, toplumu bilmek lazım, şudur budur, bir mistisizm nedir, işte bilmem ne nedir yani bütün bunları oku. Şimdi epey geldim ama yani şu artık şey ağır ömrümde bayağı yazdığım, çizdiğim, işte arada militarizm falan da girse yani gene de şey edebiyat üstüne daha çok yazabiliyorum. Bu arada çevirdikleriniz, Berger çevirdiniz, Lawrence çevirdiniz, Faulkner çevirdiniz, Marx'ı, Huberman'ı, Hegel üzerine yazan Stacey'i çevirdiniz, yani. James Joyce çevirdiniz. James Joyce çevirirken Dublin'leri çevirdiniz hocam, İletişim Yayınları'na. Yakın bir zamanda, yaklaşık 3 sene önce diye hatırlıyorum. Yok, epey oldu. Epey oldu. Yeni ama benim ilk çevirdiğim sanatçının genç bir adam olarak portresi. James Joyce'un. Joyce'den. Ulysses'i çevirmediniz ama. Hayır. Neden hocam, bu bir tercih miydi sizin için? Niçin? Hatta Metis'in çeviri dergisi çıkardı. Orada benden öyle bir küçük mülakat yapmışlardı. Yani Ulysses. Çevrildiği zaman o kadar çok şey kaybedecektir ki değmez bunu yapmaya. Orijinalinde kalsın. Edebi. Evet. Yani konuşur. Joyce bir bakıma edebiyatın çok büyük bir adamı ve bir yöne doğru edebiyatı götürmüş. Ulysses'ten ötede Finnegan's Wake. Ve yani artık orada sanki bir bitirmiş bir şeyi. Yani bir dilin içinde bir edebiyat yaptığı. O dilin dışına onu çıkarmak bu iki geç kitabında. Yani mümkün değil yani onu dışarı çıkarmak, o dilden dışarı çıkarmak, parçalamakla mümkün olur bence. Mümkün. Hocam ben size bir şey soracağım asıl. Edebiyat profesörlüğünü bir iş olarak görüyor musunuz? Sonuçta para kazandığınız bir alan. Eğer iş olarak görüyorsanız, yani işinizden zevk alıyor musunuz? Bir işten keyif almak mümkün müdür? Vallahi işte sonunda bu benim hayatım çerçevesinde bir mutlu son diyebilirim. Daha tam sonuna gelmedik ama yani şimdiye kadar ki cereyanıyla vaziyet iyi. Yani işte o uzlaşmaya vardım dediğim zaman bu yapılabilir şeyine gelmiştim. Edebiyatın kendisinden gelen bir özellik herhalde. Edebiyat hocalığı dediğin şey fizik hocalığı gibi değil yahut kimya hocalığı gibi değil. Aslında sevdiğin bir şeyi paylaşmak üzerinden bir bilgi aktarmaktan falan öte. Bu da benim severek yaptığım bir şey. Dolayısıyla yani bugün de geldiğimizde evet işim bu yani nesnel olarak baktığımda. Peki işten keyif alınabilir mi? Ha, ya alınıyor. Ve o zaman iş oluyor mu peki? İşte o zaman iş olmuyor. Yani bu deliye bayağı her gün bayram gibi ben her günüm şey, tatil olarak yaşıyorum. Yani şey ama yani bu genellemesi zor bir laf. Elbette. Çünkü bilmem ne mağazasında tezgahtar olsam herhalde iş ve keyif aynı şekilde yan yana gitmeyecek. Elbette. Yani bu peki ancak bazı yerlerde olabilen bir şey herhalde. Hocam peki edebiyata başlarken dayınızın bunda etkisi oldu mu? Yok. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun. Olmadı. En çok benim bir Amerikalı girlfriend'imin oldu. Edebiyatçı mıydı? Değildi. Olmadı da ama. Ama size herhalde şiir yazdırdı anladığım kadarıyla. Veyahut edebiyata dahil olmanızı. Valla benim hayatta övündüğüm şeylerden biri hiç şiir yazmadım.
insanlığı başka faaliyetlerimle rahatsız etmiş olabilirim ama kötü şiirler yazarak şey yapmadım. Kimseye kötülük etmedim. Bu kız şey, ben büyürken ailede işte bu Yakup Kadri'den gelen edebiyatçılık değil, diplomat. Adamcağı zoraki diplomat diye yazmış ama işte halam malam böyle hani bu çocuğu sünnete götürürler, o oldu da bitti maşallah falan. Bir hava böyle, bir oğlumuz büyüyecek, diplomat olacak. Sefir olacak, ambasador falan. Ben de ne olacaksın falan diye soranlara bir yaştan sonra herhalde hariciye girelim falan diyordum ve bunu düşünüyordum da. Aklınızda var mıydı bir ülke? Ülke diye niye olsun? Şey yani harici işte dil bileceksin. Bir şey de yani ciddiye almadığım için mesleği. Orada idare edersin. Bu da böyle bir şeydir zaten. Diplomatlık. Kendi hayatını bir şekilde yaşarsın. Siniktim o zamanlar. Bu yani bayağı 17-18 yaşımı buluyor. 27 Mayıs olmuş. Onun yaşadığım bir şey var. Hayal kırıklığı var vesaire böyle. Bu siyaset miyasetiz. O kız ya olur mu öyle şey, inanmadın bilmem ne. Sen edebiyatçısın işte. Neyse edebiyatçı olman lazım falan diye. Benim şey, Amerikalı sevgilim. O en çok etkili oldu. Ve gelince işte liseyi bitirdim. Bitirmem de şart değildi. Çünkü oradan lise diplomasıyla gelmiştim. Burada da milli eğitime muadelet derler. Bir eşitlik şeyi alabiliyordum. Dedim ben senelerdir bu high school'a gittim. İngiliz erkek lisesi. Ve şu adamların yani diplomasını alayım da çıkayım buradan. Elimde bir Amerikan high school'unun üstünde işte bilmem ne mühürü olan diploması yerine bir yıl daha gittim. Ve oradan da şeye gittim, İngiliz filolojisine gittim. Az önce dediğiniz işte 27 Mayıs'tan bahsettiniz. Orada ben daha doğrusu babanızı sormayacağım, sizi soracağım ama şöyle sormak istiyorum hocam. Babanız Demokrat Partiliyken siz Marksist oldunuz o yıllarda. Babanız Yassıada'da da bulundu. Peki siz baba olduktan sonra çocuklarınızla ilişkilerinizi nasıl kurdunuz? İki çocuğunuz var. Burhan Belge ile Murat Belge arasındaki ilişki, Murat Belge ile Can ve Ceren Belge arasındaki ilişkiyi belirledi mi? Ya da oradan ne aldınız, ne almanız gerektiğini düşündünüz? Ya şimdi Türkiye, genel olarak Türkiye sanırım pedagoji denilen disiplinin en az bilindiği ve en kötü uygulandığı memlekette, dünyada diyebilirim hani bunun bir şeyini göze alarak, abartı payını. Belki bizden daha kötü Gambiya falan gibi bazı ülkeler vardır, bilemiyorum. Ama burası bayağı kötü. Onun için burada aslında kuşaktan kuşağa uzun boylu fark etmeyen bir şey vardır. Bir opresif bir baba çocuk ilişkisi. Yani bu batılılaşma habire işte o süreç böyle gider. Ama her kuşak aynı travmaları bir daha yaşar. Belki bizim kuşağın, yani bizlerin işte anne baba olduğu zamanlarda burada bir başka türlü bir bakış. Yani çocuk kendi bir kusurundan ötürü çocuk değil. Zavallı. Yahut mukadderat onu çocuk yaptığı için zavallı. O da bir insan. Benim gibi bir birey. Yani ben ona zart tut etmekle mükellef falan değilim. Ona anlayacağı dili bulmak durumundayım. Onunla konuşmak durumundayım falan. Yani bunları ilk bizim kuşak. Ve bunu başardığınızı düşünüyorsun sen de. Genel olarak başardığımı düşünüyorum. Yani benim çocuklarım bana Murat derler. Baba demezler. Hep böyle miydi? Evet yani. Çünkü baba diyeceksin bana demedik. Onlar da
bizim konuşmalarımızdan adımızı öğrenip işte, adımızla hitap ettiler. Adımızla hitap ettiklerini çarparım lan falan demedik çocuklara. Onun için hala da öyle derler. Hani bununla aramızdaki bütün ilişkiler harikulade oldu ve demokrasinin aksadığı hiçbir yer yoktur falan gibi, yani işi büyütmeye gelmez ama bir simge olarak söylüyorum. Öyledir ilişkiler. Benim babamla ilişkim böyle değildi. Ki yani benim babamla ilişkimde herhalde Aksaray'da yaşayan bilmem ne zadeler ilişkisi gibi de değildi. Yani ben işte ne bileyim Kayseri Hapishanesi'nde ziyarete gittiğimde o da işte sigara yakarken bana başladın mı, içiyor musun diye soruyordu. Ben de daha başlamamıştım. Başladığım zaman da içtim falan. Hani bunlar bizde şeydir ya, hala babanın yanında sigara hala içilmez bilmem ne falan, böyle bir şeyler. Yani öyle bir aileden gelmiyorduk. Ama öyle olduğu halde yani benim çocuklarımla ilişkim, ama bu da benim meselesi dedi. Yani bu bir kuşaktır. Yani bizimle birlikte yani ya bu çocuk denen olayı bir başka türlü anlama... 60'lı yıllarda mı baba oldunuz? 70'li yıllarda. 70. Peki o zamandan bu zamana baktığınız zaman bugün de aşağı yukarı her gün üniversite hasebiyle gençlerle vakit geçiriyorsunuz hocam. Sizin gençliğiniz 60'lı yıllara, 70'li yıllara tekabül etti. Ki hala gençsiniz bu arada, bunu da belirtmek tabii gerekiyor. Tabii. Bugünkü gençlikle o dönemki sizin 68 kuşağı olsun, 78 kuşağını da yakından gözlemlediğiniz arasındaki fark nelerdir ya da benzerlikler nelerdir? Yani ya da yeni nesili şöyle tanımlamıştınız, hiç unutmam. Gezi Parkı isyanı olduktan sonra demiştiniz ki Türkiye 68'ini bugün yaşıyor dediniz. Yani 2013'ün Mayıs ayının sonunda başlayan bir ayaklanmayı Türkiye'nin 68 kuşağı göndermesini yaptınız. Neden böyleydi? Siz mi başarısız oldunuz yoksa biz mi başarılı olduk hocam? Neden? Hayır, yani tarihin bir şeyi var, akışı var. İşte onun içinde mümkün olanlar var, mümkün olmayanlar var. Belirlenmeler var yani sonuç olarak. Bizim kuşak sahip olmadığı şeye gitti 68'de. Her 68'in olduğu her yerde herkes sahip olmadığı şeye gitti. Fransa'daki gençler, bu işi yapan Fransız Komünist Partisi'ne gitmediler. Başımıza geçin, bize doğru yolu gösterin falan demek üzere. Çünkü Fransız Komünist Partisi'nin böyle bir şey yapacağını beklemiyorlardı. Biliyorlardı çünkü. En fazla işçilerden gelecek bir harekete. İşçileri de zaten parti kontrol altında tutuyordu filan. Parti de onlara bunlar ne bu zıpçıklı herifler nereden çıktı şimdi diye bakıyordu falan. Burada gençlik buranın 68'inden sonra gidip Stalin'i keşfetti. Çünkü ne olduğunu bilmiyordu. Bizden esirgenen, saklanan, yasaklanan bir şeydi. Öyle olunca ancak bundan sonraki kuşaklar, yani mesela basitleştirerek söyleyeceğim, hani Fransız 68'inin meşhur sloganları şeydir: gerçekçi ol, imkansızı iste. Şimdi burada bir zeka var, aslında bir dünya felsefesi var falan filan, bir farklılık var, aykırılık var falan. Ama o adamlar bunu o gün söyleyebiliyorlar. O bizim 68'imizde bir adam elinde böyle gerçekçi ol, imkansızı istese falan diye çıksaydı, bizim en başta solcularımız da herhalde ne döviz kalırdı ne adam kalırdı. Yani bertaraf ederdik. Ama bunu, bu espriyi şeyde, Gezi'deki çocuklar aynı espriyi değil ama yani bu espri düzeyini ortaya koydular ve şey değillerdi. Ne Atatürk'ün askeriydiler, ne işte Mao'nun zımbırtısıydılar. Bireylerdi. Özgür düşünen, özgürlük isteyen bireylerdi. O çerçevede de işte 68 ruhuna biz ancak o tarihte geldik.
Bir şey söylemiş bulundum ben de. Yalnız hocam şöyle bir şey de var. Şimdi 68 kuşağının hani bugüne yansımasında biz şunu da görüyoruz sonuçta. Bu gençlik işte boyunlarının bağlanmasına, kendilerinin belli bir amaç uğruna hizalanmasına karşı çıkan bir gençlikten bahsediyoruz. Ve biz gençler olarak aslında sizin dersinize de girdiğimiz zaman ilk defa ya da diğer hocalarla kıyasladığımız zaman ilk defa bir işte kravatını takan, ceketini giyen bir hocayla karşılaşıyoruz. Derslere kravatınızla, takım elbiselerinizle geliyorsunuz. Zor olmuyor mu hocam? Sıcak havalarda kravatınızı çıkarmıyorsunuz. Yazlık elbise diye bir şey var mı? Yazlık kumaş. Yani bir esprisi var mı? Özel bir esprisi var mı böyle sürekli kravat takmanızın? Ya fikirlerinizi boyunduruk altına almıyorsunuz tabii, bunu biliyoruz. Şimdi ben üniversiteye asistan olduğum zaman, ben işte şey İngiliz Dili Edebiyatı bölümündeyim, Edebiyat Fakültesi falan. O zaman hocalar böyle gelirdi. Ben de böyle alıştım. Bizim filolojide de herkes kravatlı gelirdi. Yalnız şu şey var, mesele var. Bu bir disiplindi. Zaten kravat takmak, işte genel olarak giyinmek falan bir şey, disiplin meselesidir. Disiplinin ağır bastığı, işte askerlik, maskerlik gibi şeylerde üniforma ve bütün düğmeler işte iliklenecek falan, böyle şeyler çıkar. Ben bunu erken yaştan itibaren kendime göre yorumladım. Yaptığım işe kravat takarak gezmek ne demek? Bir şeye saygılı olmak. Evet. Ben de bir şeye saygılıyım. Neye saygılıyım? Bir takım böyle kurallara değil, yaptığım işe saygılıyım. Yaptığım iş ne? Eğitim yapıyorum. Bir takım genç adamlarla bir araya geliyorum. Ben bildiklerimi onlara söylüyorum. Onlardan düşünceye dönüştürmelerini istiyorum vesaire vesaire. Yani eğitim, öğretim denilen şey. Yani ben bu kravatı takıyorsam bugün bunun felsefesi, öğrencime saygımdan takıyorum. Hı. Teşekkür ederim. Bizim size saygımız sonsuz. Genellikle öyle anlaşılmaz. İyi ki sordum, ben de söyledim. Hocam biraz Murat Belge'den çıkalım. Çıkalım mı? Sadık Sıkıldım Özben artık. Hatırlar mısınız hocam? Evet, vardı öyle biri. Şimdi Sadık Özben hakkında bir şeylerden bahsetmemiz de gerekiyor. Sadık Özben, Murat Hoca'nın 1970'li, 80'li yıllarda 80. Yeni Gündem'de yazdığı bir karakter. O karakter adına değerlendiriyor pek çok gelişmeyi. Aslında aktüel siyasetle ilgilenmiyor anladığımız kadarıyla Sadık Özben. Daha çok böyle popüler kültür, gündelik hayatın gelişimi üzerine ilgileniyor. Solcu ama. Ama solcu, evet. Hmm. Daha sonra karşılaştınız mı Sadık Özben'le? Vallahi bu yakınlarda bir iletişim, bir takvim yaptırmış. Orada çıktı karşıma gene. İyi, ölmemiş yani. Hayır. Peki hocam, Sadık Özben fikri nereden çıktı ya da 80'li yılların darbe sonrası kuşağını, darbe sonrası gelişen siyasal gelişmelerini analiz ederken Sadık Özben'e ihtiyaç mı duydunuz, yoksa Sadık Özben bir anda rüyanıza girdi de öyle mi çıktı? Yok, aslında ben, yani birbirinden çok farklı şeylerin, bir takım şeylerin bir nesif sentezi gibi bir şeydir. Daha 18. yüzyılda İngiltere'de ilk olarak, İngiltere'de, Hollanda'da falan dergiler çıkmaya başlar. İşte Addison ve Steele, iki adam İngiltere'de. Bunlar ilk Spectator'la başlarlar. Tatler dergisi çıkarlar. Orada da bu Addison, Sir Roger de Coverley diye bir adam icat eder. Bir karakter. O sırada şey, İngiltere'de de tarımda emek azalıyor, şehirlere insanlar geliyor. Bu da bir taşra centilmeni. Londra'daki hayata işte intibak edemiyor bilmem ne. Addison bunu bir adab-ı muaşeret şeyi olarak çiziyor. Ve komik karakter, çünkü yanlış işler yapıyor, yanlış laf söylüyor falan filan. Aklımın bir köşesinde bu var. Ki bu İngiliz romanının gelişmesinde etkili olmuştur bu karakter. İlk defa yani davranışları tutarlı olan bir karakter tasavvur edilmiş. Şimdi bir yandan tabii şey var,
işte 80'li yıllardayız. Sol adına bir hezimet halindeyiz. Kimlerdi bu solcular? Ne gibi tutkuları vardı, ne gibi saçmalıkları vardı falan filan. İşte orada o düz devrimci Azmi diye Sadık Özben bir mimardır. Mimarlık bürosunda çalışır. Şey tutunmuş bir büro. İşte ona göre bir mimar patron vardır. İşte büroda Azmi vardır. O işte düz devrimcidir falan. Sadık kendisi fakir aileden bir öğretmen oğludur ama zengin aileden bir kızla evlenmiştir. İşte kayınpederiyle arası. Necla ile değil mi ismi? Necla falan böyle. Onunla hani bütün bu şey devrimci aile işte bilmem ne bu ilişkiler falan ve bunları bir ya hem bana benziyor diye okuyacak işte yani okuyan adama daha doğrusu hem bana benziyor hem bana benzemiyor dedirtecek bir şeyleri bir araya getiren bir de Calvin Trillin diye bir Amerikalı yazar benziyor kendi adıyla böyle kendisi komik karakter olmak üzere o da benim The Nation'dan falan izlediğim bir yazardır. Onun üslubundan falan aldıklarımla bunların hepsini bir araya getirip hocam, biraz da günlük hayata yani bu siyasi dergiden ama yani işte yaşadığım Saint Antoine'a bilmem şeye gidenler. Hocam pardon Gökberk birazdan sormanı rica edeceğim. Hocam dergiye gelen yorumlardan birisi de galiba şuymuş. Bu ne kadar yaygındı bilmiyorum ama yani Murat Belge diye bir adam yazıyor dergide çok kötü yazıyor ama Sadık Özben yazıyor çok güzel yazıyor gibi laflardan bahsediliyor. Doğru mudur bu rivayet? Değil. Değil tamam. Hocam peki şu, en son bir militarist modernleşme hakkında yazmıştınız 2008'de yanlış hatırlamıyorsam 2011 miydi? Daha ama, evet 11 belki 2011, daha bile daha yakın olabilir. Şu anda bir kitap planlıyor musunuz? Benim artık şeyim hayatım yazmakla geçiyor durmuyorum. Yani şu anda bir tane bitirdim gibi. Türk ve Rus edebiyatlarında batılılaşmaya tepkiler ve bu lüzumsuz adam diye adlandırılan karakter bu iki edebiyatta diye bir kitap. Hocam Türk ve Rus ilişkilerinde siyasi ilişkileriyle bir alakası yok değil mi? Hı? Bunun Türk ve Rus siyasi ilişkileriyle yok, bir alakası yok değil mi? İleyen görüşlü. Şey yazıyorum yani verdiğim bir dersi yazmaya başladım şimdi. O da bu çağdaş Türk şiirinin gelişimi. Hı. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'den başlayıp ikinci yerinin sonuna kadar getireceğim bir kitap. Kim okumayı seversiniz hocam şiirde? Türk, yani yerli şiirden bahsediyorum. Türkçe yazılan şiirlerden bahsediyorum. Vallahi ben yani bu derste okuttuklarımı hepsini seviyorum aslında. Yani Nazım. Ama Orhan Veli'lerin garip şeyini de severim ve ikinci yeniyi de severim. Yani tabii ikinci yeniye gelince şiirleri sevmek yanı sıra öyle oldu. Onların hepsi benden ileri yaşta olduğu halde bayağı sıkı fıkı arkadaş olduk. Edip, Cemal, Turgut, Ece, Kemal bunlar benim yakın arkadaşlarımdı. Onun için kendilerini de severim. Yani severdim. Ülkü'yü saymadım o çünkü hayatta Allah'tan. Allah uzun ömür versin. Peki siz şimdi Taraf Gazetesi'nde yazıyorsunuz. Öncesinde Radikal'de yazdınız uzun yıllar boyunca. Öncesinde Cumhuriyet'te, Demokrat'ta pek çok gazetede yazdınız. Ve hep güncel siyaset yorumladınız. Ve aynı zamanda bir akademisyensiniz. Profesörsünüz. Aslında gündelik olayları takip etmek gazetecilerin işi diye söylenir hep. Veyahut işte kolumnist dedikleri insanların işidir. Ama siz akademi camiasından çıkıp da aslında gazetecilerin yapması gereken bir işi yaptığınızı düşünüyor musunuz? Veyahut güncel siyasetin sürekli değişen bir siyaset anlayışının bu kadar fazla takip etmek sizin akademik çalışmalarınıza engel oldu mu? Ya güncel siyaseti gazetede yazmasam da izlemek zorundayım. Hepimiz öyleyiz. Yani,
İzlemeden ne yapacağız ki yani? Yarım saate kadar başıma ne gelecek yani? Ama gazetede yazı yazarken ben o kadar güncel olay hakkında da yazmıyorum. Yani güncel olaya tabii bakıyorum ama bilmem ne olmuş. Yani benim yazdığım yazı bu gibi olaylar nasıl olur, niye olur, ne zaman olmuştur, bunun benzerleri var mıdır? Yani hep bir o olayı olduğu dar şeyden çıkartıp bir daha geniş anlaşılır bir bağlama oturtmak üzere yazarım ben. Onun için şey saymam kendimi. Yani. Akademik bir perspektiftir tabii bu da. Yani akademik olmanın ve verdiği bir perspektifin içinde diyelim yani. Böyle bir şey. Evet. Hocam şunu merak ediyorum. Siyasete girmek gibi derdimiz yok bizim programda, programın konsepti dolayısıyla ama Murat Belge ile ilgili de bir soru aynı zamanda. Pek çok kitap yazdınız. Bu kitaplar arasında en az satan kitabınızdı. Türkler ve Kürtler Nereden Nereye kitabı. Evet, herhalde öyle. Neden hocam sizce bu kitap az sattı da mesela ne bileyim militarist modernleşme, işte Genesis filan bu kitaplardan da biz çok şey öğrendik. Ama en az satan da Kürt meselesi üzerine yazdığınız tek kitabınız var yanlış hatırlamıyorsam. O da en az satan oldu. Neden sizce, siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Türkiye'de bütün siyasi hareketler şeyden hoşlanmazlar yani, eleştirel düşünceden, işte kendilerin, yani herkes kendine nefer ister. Bu benim askerim mi? Benim istediklerimi yazıyor mu? Yazmayınca da yani okumazlar, fakat bir de okutmazlar. O da vardır. Yaranamayanlardansınız yani. Evet, yani bu konuda da ben ne işte PKK'yı savunacak halim var, ne elbette ki Türk Devleti'ni savunacak halim yok. O zaman işte İsa Musa yaranamıyorsun. Bu durumda Muhammed'e de yaranamıyorsun. Yani, kimseye derdini anlatma mümkün değil. Onun için şey anlaşılır bir şey. Ve mesela yani biz birikimi çıkardık. Yani orada bütün solcular okusun istedik. Onu da okumadılar. Bütün şeyler ya. Şimdi mesela Kıvılcım'ı diye eleştiriyorum. İşte öbürleri o yazıyı okuyun diyorlar. O yazıyı okuyun diyenlere bir sayı sonra eleştirel bir şey yazacak olursam onu okumayın diyorlar falan. Neyse yani o dergi işte çıktı o tarihlerde, 80'de kapandı. İsim babası kimdi birikimin? Can Yücel. Can Yücel. Birikim ismini Can Yücel koydu. Evet. Peki nasıl karar verdiniz siz? Önce birikim kuruldu değil mi? İletişimden önce birikim tabii, vardı. Tabii. Nasıl karar verdiniz hocam? Birikim gibi bir oluşuma ihtiyaç vardı dediniz herhalde Türkiye'de ama yani Ben daha önce bu Halkın Dostları'nın yazı kurulundaydım. Halkın Dostları'nı da esas olarak kuranlar şairler ve onların derdi de işte ikinci yeniye karşı devrimci şiir filan, benim içinde olduğum şeyler değil. Atol Beyremoğlu, İsmet Özel filan, işte Nihat var, bilmem. Başta var gibi ol, sonra olmayan Süreyya falan var. İstediğim gibi bir dergi bu değildi falan. İşte ondan zaten kısa süre sonra da bu 12 Mart'a girdik. Ben özellikle hapse girdikten sonra yani bir dergi, entelektüel, bir teorik bir dergi. Yani bu memleketteki bu solculuktan olmaz bu iş. Böyle bir sosyalizm olmaz. Ben orada düşünmeye başladım. Hapishanede Ömer'le Çiner'le konuştuk. Beraber kaldınız hapishanede Ömer'le Çiner. Aynı koğuşlarda kalmadık ama tabii evet, karşılaşıyorduk. Hangi cezaevindeydiniz hocam? Ben Sağmalcılar'daydım, o Maltepe'deydi ama sonra şeyde buluştuk. Selimiye'de buluştuk. Yavuz Çizmeci vardı, ondan anlaştık. Bir de Yılmaz'la, Yılmaz Güney. O da işin içindeydi. Ben dışarıda da konuşacağım Can Yücel ve Onat Kutlar vardı. Aklımda, netekim çıkınca konuştum.
Bu ekip Yılmaz dışında. Yılmaz'ın işi başından aşkındı. Onun mümkün değildi ve kendi projeleri vardı. Bu ekiple bir arada çıkardık. Ama işte adını şey buldu. Can buldu. Ama birikim için teorisyen olarak Ömer Laçiner'i işaret ediyorsunuz. Aramızda en özgün odur, onu demek istiyorum. Peki siz nesiydiniz birikimin? Çünkü ben de teorik bilmem ne bir adamım ama yani ben şey kadar, Ömer kadar ne diyeyim, yaratıcı diyeyim yani. Ben daha bilgiden giden bir insanım, bilgilerimle yani. Ömer daha böyle yani idealisttir, çok idealisttir. Bazen hani şey, içinde bulunduğun somut durumu şey yapmayayım, kale almayacak kadar idealist olduğu da olur. Ben ise daha hani verilere daha saygılıyımdır. Ama öyle olunca ben o kadar orijinal değilim. Orijinal olan Ömer. Bu belki alaylı ve mektepli ayrımını gündeme getiriyor mu bilmiyorum ama. Yok yani Ömer alaylı falan değildir yani, Ömer bit kadar veletken başlamış şey. Dar okumaya, düşünmeye. Evet. Peki bu birikimden sonra bir şunu söylersek özellikle bugün için nasıl bir sosyalizm? Bunun için bir başka bir program yapmamız lazım şimdi. Nereden anlatayım? Öyle 3-3,5 laflık bir şey değil bu. Yani bu kadar o zaman. Peki şu andaki mesela bir gençliğe gelirsek, bir Gezi'den bahsettiniz. Peki 60'lardaki gençlikle bugünkü gençliği karşılaştırdık. Peki hangisi iyi, hangisi kötü? Ya şimdi hangisi iyi, hangisi kötü diye bir şey olmaz. Yani iyiler, kötüler hep iç içedir. Bir de ayrıca iyiler, kötüler sen ne olmasını istiyorsan ona göre iyi veya kötü diyeceğin şeylerdir. Yani bir o zaman şöyle iyi kötü demeyeyim de hangisi doğru, hangisi yanlış? Yolda 3 aşağı 5 yukarı aynı şey. Doğru, yanlış, iyi, kötü çok birbirinden farklı şeyler değil. Şimdi mesela bu konuda bu böyle sorular soruluyor. Cevaplar da veriliyor. Burada genel olarak şeyi görüyorum ben. İşte bizim eski şey, gençlik çok sorumluydu. Fedakardı, önemliydi. Şimdi böyle değil. Herkes çok bencil oldu. İşte şimdi böyle düşünmüyorum mesela. Şöyle bir örnek vereyim. Yani 1969'da, 67'de bir kitapçı dükkanına girerdik. Sol yayınlar, işte böyle yığınlar halinde her taraf sol yayın. Başka türlü bir yayında pek olmazdı. İyi mi bu? Bana çok da iyi gelmiyor. Yani sağcılar sonra okumayı mı keşfetti hocam? Yok yani sağcılar mesela, yani sağcıların da kendi kitapçıları var. Orada da gidiyorsun. Necip Fazıl Dağ gibi ya da bilmem ne. Orada da o aynı şey var. Ama bu böyle fil hastalığı gibi. Yani bir organın büyüyor, öbürleri küçük kalıyor. Şimdi sağlıklı bir durum değil. Şimdi gittiğin zaman yok işte köpek bakımı, bahçıvanlık, peynir nasıl yapılır ve işte psikoloji bilmem ne, manyak teyzeme karşı ne yapabilirim falan. Bütün bunlar var yani. Şimdi bu daha bir şey. Fil hastalığı olmayan bir durum. Daha bencil diyorlar. Evet, bencil olsun çocuklar. Yani gidip de aptal aptal kendimi bir takım ateşlerin ortasına atmanın bir manası yok. Bir tek hayat var bizim elimizde. Şunu sonuna kadar keyfini çıkararak yaşayalım. O da bir miktar bencillik gerektiriyorsa. Bütün bunlar insanı daha bilinçli yapar. Bunun potansiyeli de en azından var. Ama bir yandan da kapitalizmin bu en şımarık, en küstah dönemine girdik dünyada, şeyin çökmesiyle. Yani Sovyetler Birliği'nde saçma sapan adı sosyalizm denilen bir şey vardı. O çöktü diye niye sosyalizm çöküyor anlamadım ama hala
Bu da benim size sorum olsun. Biz o sorunun cevabını hocam sizin yaptığınız tartışmalardan aramaya başladık aslında. Daha önce en son hatırlamıyorsam Halil Berktay ile öyle bir tartışmanız olmuştu. Olmuştu. Sosyalizmin neden çöktüğüne dönük, hatta bir teorik apriyolizmden bahsetmişti Halil Berktay falan. Yani sosyalizm ve tarih hep bizim mi doğrulacak falan muhabbet üzerinden. Yok yani bizim ama çöktü. Tarihin arkasından yetişip yani ne halt ettik de biz böyle oldu. Bunu anlayıp başka türlü davranmamız lazım. Yani bu çabadan da vazgeçmem. Yani şey için girdim ben bu konuya. Kapitalizmin en şımarık dönemine girdiğimiz için müthiş bir yüzeyselleşme var. Yani bugünün gençliği dediğin zaman da o da bu yüzeyselleşmenin çok dışında değil. Ha bu 20 yıl önce çok mu farklıydı? Hayır değildi. Ama bugün karşımızda bir gençlikle ilgili bir ciddi sorun olarak ben bunu görüyorum. Yani bugünkü gençlere vay işte niye siz benim arkamdan gelip de devrim yapmıyorsunuz falan diye sitem edecek halim yok. Ama bu yüzeyselleşmeye katılıyorsunuz. Yapmayın bunu diyebilirim. Diyebilirsiniz. Peki hocam çok teşekkürler. Konuğumuz oldunuz. Bugün İnsan Tarafı'nın ilk yayınını yaptık. Sevgili hocamız Murat Belge bize eşlik etti hocam. Yeniden çok teşekkür ederiz size. İlk konuğumuz oldunuz. Önümüzdeki günlerde diğer başka yayınlarla da karşınızda olmayı planlıyoruz. Biz konuklarımızın insan taraflarını konuşmaya çalışıyoruz. Ve böyle sohbet etme niyetindeyiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ve ayrıca kamera arkasındaki arkadaşlarımız Gökçe ve Çağrı'ya da. Evet, Gökçe ve Çağrı'ya çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun izlediğiniz için. İyi akşamlar. İyi akşamlar.